25 Şubat Cumartesi ve biz yine sizlerle birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin başkalası Ankara'dan, Avrasya Hattı programından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ve konak sunucumuz Çimnaz. Sen de hoş geldin programımıza. Teşekkür ederim. Azerbaycan'dan geldin. Evet, Azerbaycan'dan geldim. Hı-hı. Ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okuyorum. Coğrafya Hı-hı. bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Peki okulu bitirince ne yapmak niyetindesin? Okulu bitirince dünyayı gezmeyi düşünüyorum. Dünyayı gezeceksin. Evet. Ne güzel. Gittiğin yerlerden mutlaka bize kart at. En azından biz de seninle birlikte gezmiş oluruz. Tabii. Evet, bu bölümümüzün konak sunucusu Çimnaz. Onunla birlikte sunacağız programımızı. İndi, bunları biliyor musunuz köşemiz? Evet, sevgili telegörücüler, bu bölümümüzde bir halk kahramanından söz edeceğiz. Yiğit mi yiğit, güçlü mü güçlü, ozan yani şair yani akın bir halk kahramanından. Bu kahraman ki adı ve destanları bütün Türk dünyasında dilden dile, gönülden gönüle söylenip durur. Bolu beyine, deyin Köroğlu gelmiş Bolu eline, çeki düzen versin kendi haline, bilsin Köroğlu dağda gözüne. Köroğlu 16. yüzyılda yaşamış bir halk kahramanı. Nerede yaşadığı tam olarak bilinmiyor. Ama bilinen o ki her Türk boyunun, her Türk'ün gönlünde bir yiğit Köroğlu yatar. Hikayeleri, destanları Rumeli'de, Anadolu'da, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da ve İdil Ural'da anlatılıp durur. Hikayeleri biraz farklılık gösterse de konular hep yiğitlik, sevgi ve kahramanlık üstünedir. Köroğlu'nun yaşadığı dönem 16. yüzyıl. Bu dönemde Anadolu'da, Bolu çevresinde halk yoğun baskılar altındadır. İdareciler halkı ezmekte, halk da yöneticilere karşı başkaldırmaya çalışmaktadır. Böyle bir ortamda halk dağlara çıkar, korunaklı yerlere sığınır. İşte Köroğlu bu şartlar içinde yetişir ve adeta ezilen halkın isyanına öncülük eder. Anadolu'da anlatılan Köroğlu destanlarında zalim olarak bilinen kişi Bolu Bey. Köroğlu'nun babası Yusuf da Bolu Bey'in usta seyisi yani at bakıcısı. Bolu Bey'in zulmünden seyis Yusuf'tan zibini alır ve gözleri oyulur. O vakitler adı Ruşen Ali olan oğlu için yapılacak şey bu zulmün durmasını sağlayacak uzun bir mücadeleye girmektir. Bu mücadele vakti çok geçmeden gelir ve Ruşen Ali'nin şöhreti etrafa yayılmaya başlar. Artık o kör oldudur. Ve ezilen halkın ümididir. Adım Ruşen Ali, sanım Köroğlu'dur. Bolu Bey'in yıllar evvel kör ettiği Seyis Yusuf'un oğluyum. Evvel Allah'ın, sonra da Padişah Efendimiz'in kuluyum.
Yerim Çamlıbel, yurdum ise tüm Osmanlı'nın yurdudur. Allah şahidim olsun ki Bolu Bey'in fakir halka zulmü için dağa çıkmışımdır. Bu yiğit çok geçmeden Bolu Bey'ini dize getirir. Kır atı üstünde hayalleri süsleyen bir kahraman olarak efsaneleşir. Yiğitler silkinip ata binerse derelerde bozkurtlara ünlüdür. Yiğit olan döne döne dövüşür. Kötüler kavgadan kaçar. Unutur. Köroğlu ve yiğitleri açık sözlüdürler. Dürüsttürler. Kavgada hile yapmazlar. Oysa zalim Bolu Bey'i bunlara karşı her türlü savaş hilesine başvurur. Anadolu'nun uzun kış gecelerinde bu efsane adamın destanları sazlı sözlü olarak anlatılır durur. Yıllarca mücadele ederek Bolu Bey'ini bize getiren, esir alan ve bir güzele, hatta şiirlerine bakılırsa güzellere esir olan Köroğlu, son dönemlerinde medeniyetin ve teknolojinin nimetleri karşısında yenik düşer. Zira artık delikli demir dediği tüfek icadı olmuştur. Öyle ya, tüfek icat olunca kişinin yiğitliği, kahramanlığı nasıl anlaşılacak? Benden selam olsun Bolu Bey'ine, hey hey Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, yaslanmalıdır. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, hey hey mertlik bozuldu. Eğri kılıç kınında paslanmalıdır, paslanmalıdır. Köroğlu tüfeğin bir devri kapattığını söyler. Bu kahramanlık, yiğitlik anlayışındaki değişmedir. Bu Köroğlu'na göre değildir. Bu haliyle o, bir hayat felsefesini apaçık yaşayan ve yaşatan bir kahraman olarak ebedileşir. Kapanmayan devir, bu örnek insanın yaşadığı hayatın büyüklüğü ve bu büyüklüğe duyulan felsefedir. Köroğlu, bunun için bütün Türkler arasında emsalsiz bir kahraman olarak hala yaşıyor. Çar köşe fani dünyada, koç yiğitler olmasaydı, dünyayı zulmet alırdı. Ağlayanlar gülmeseydi, dünyayı zulüm alırdı. Gün doğmaz öyle kalırdı. Aşıklar mecnun olurdu. Sevdiceğin görmeseydi. Ura koç Köroğlu, ura. Var derdine dermana. Ölüme bulunurdu çare. İzin haktan olmasaydı. Sayın seyirciler, İpek Yolu Müzik Topluluğu'ndan Kazakistanlı kompozitör Devlet Güray'ın Köroğlu adlı eserini sunuyoruz. Daha önce de yayınladığımız bu eser birçok seyircimiz tarafından beğenilmiş ve tekrar yayınlanması istenmişti. Biz de seyircilerimizin isteğini yerine getiriyoruz. Thank you.
Evet kımbatlı Kararmender, şimdi de büyük Türk şairi Yunus Emre'nin bir şiiriyle programımızı devam ettiriyoruz. Bir kez gönül yıktınsa, bu kıldığım namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yol oldur ki doğru varı, göz oldur ki hakkı göre, er oldur ki alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Doğru yola gittin ise, er eteğin tuttun ise, bir hayır ettin ise, biri bindir, az değil. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, yani nice okumaktır. Okumaktan manani, kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elifi bilmezsin, bu nice okumaktır. 29 hece okusan uçtan uca, sen elif dersin hoca, manası ne bebektir. Yunus Emre der hoca, gerekse var bin hacca, tepesinden eyce bir gönüle girmektir. Ve müzik. Cimnaz, Ebru Güneş'i tanıyor musun? Evet tanıyorum. Sevdiğim sanatçılardandır. Ne güzel. Evet, Türk Sanat Müziği'nin genç solistlerinden Ebru Gündeş. Geçen günler bölümümüz için söz şimdi Erdal Küçükkömürcü'de. Geçen günlerden merhaba diyerek ötken haftanın haberlerini iletmek üzere bültenimize başlıyoruz. İlk haberimiz Azerbaycan'dan. Azerbaycan Milli Güvenlik Kurulu Başkan Vekili Namik Abasov, Çeçenistan Prezidenti Cahar Dudayev'e düzenlendiği bildirilen suikast girişimiyle memleketinin hiçbir alakası olmadığını söyledi. Abasov, Bakü'de konuyla alakalı olarak yaptığı izahatta, Rusya televizyasının Dudayev'e yönelik suikast teşebbüsünde Rusya ve Azerbaycan gizli servislerinin rolü olduğu yolundaki haberlerini yalanladı. Sıradaki haberimiz Türkiye ile alakalı. Fransa, Yunanistan'ı, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki gümrük birliğini engellememesi hususunda ikaz etti. Avrupa Birliği dönem başkanı, Fransa Dışişleri Ministri Alain Juppé, Yunanistan'ın gümrük birliği önündeki engelleri kaldırmaması halinde Kıbrıs Rum kesiminin üyelik teşebbüslerinin de erteleneceğini bildirdi. Fransa Dışişleri Ministri, Avrupa Birliği dönem başkanı sıfatıyla yaptığı matbuat toplantısında Yunanistan'la görüşmelerin devam ettiğini, Fransa'nın bu hususta yoğun çaba harcadığını bildirdi. Fransa Dışişleri Ministri, şimdi söz sırasının Atina'da olduğunu ve mevcut durumun ya kabul edersin ya da bu iş biter aşamasında olduğunu bildirdi. Bültenimizin yönünü Kazakistan'a çeviriyoruz. Kazakistan, Baykonur uzay üssünü Rusya'ya 115 milyon dolara kiraya verdi. Kazakistan, daha önce Baykonur için Rusya'dan yılda 200 milyon dolar kira istemiş, Moskova ise bu miktarı fazla bulmuştu. Kazakistan'la alakalı diğer haberlerimiz için Tüleybay Mirza'ya kulak veriyoruz. Kızılorda, Sırboy halkının ötkeli kezindeki bir seneri Kumköl Mılay Kenişi olup otur. Mınan basıqa oblısta dəl qazır qiyindikta araşa turar önerkası orın joktun qası. Osu mindette jetetsünge mınayışlar suyu halkın korunu mol közün aşıp, onu alıda şalımdı şaralar atkarıp geledi. Кеништи мунай өнүмдөрүн барлайтын, жер бургулайтын, өнүм майдайтын, техникалар менен жарактандыруу,
Жұмыс процестерін жетілі ұшаралары жандана түсті. Жақында кеніш басында тағы да бір қуанышы оқи олды. Осыдан біраз бұрын Южнефтгаз мемлекеттік акционерлік қоғам 5000 тонналық екі резервуар салғызуға Казхиммонтаж бенен арнайы шартқа отырып еді. Міне монтажлар сөзінде отырып екі резервуар іске қосылды. Орта Асия турумыз девам етіп. Türkmenistan haberleri için Atacan Atayev'e bağlanıyoruz. Avrasya hattı programının tomoşaçılarını Türkmenistan ve Kıskaç'a tanıştırdık ve ona makul olurdu. Türkmenistan'ın Günvatar'dan Günnavur'a taraf 1100 kilometre, Günortodan Demirar'a taraf 650 kilometre aralığa yayılıp yatan teritoriyası doğru yarım milyon kvadrat kilometredir. Türkmenistan'ın 4 yurtundan Kazakistan, Özbekistan, İran, Afganistan ve umumi terketi var. Türkmenistan devletinin teritoriyasının 80%'ine kolayını çeğilip çöl tutuyor. Yurdun ilati 4,5 milyon adamdan uğraktır. Yurdun paydağıtı Aşkavad'ın yarım milyon adam ilatı var. Türkmenistan'ın mineral çiğmal, iktisat potansiyeli diysen yukarı. Onun yerastı kazılıp alınan peydalı dürlü baylıkları, nefti, gazı, kükürdü, kali, taş tuğularını, erenkli, seyrek metalları, suyucu hem mineral tuğuları, kuruşuk materyallerine, beylik materyallere baydır. Türkmenistan paltani, hakiki yüpevi, yungi köpenriyan yurttur. Devletin güçlüsün transport sisteması var. Bu sisteme demir yol, avtomobil magistrallerini, deniz derya portlarını göz için alıyor. İktisadi taydan çalp ösmek, kocalığa ara katlaşıkların sistemasına girmek için Türkmenistan ehli objektif mümkünçülükleri var. Hürmetli seyirciler, şimdi de Balkanlara. Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Bosna Hersek'e geçiyoruz. Bosna Hersek'in kuzeybatısında emniyetli bölge ilan edilen Bihaç'ta hafiflemiş gibi görünen çarpışmalar yeniden şiddetlendi. Bosna ordu birlikleriyle ayrılıkçı Müslüman lider Fikret Abdiç'e bağlı güçler arasında süren çarpışmaların Velika Kladusa şehri çevresinde yoğunlaştığı bildirildi. Bölgenin kuzeyinde şiddetlenen çarpışmalara rağmen güneyde Sırp birliklerinin ağır silahlarıyla birlikte çekildikleri bildiriliyor. Şimdi de Özbekistan'a bağlanıyor. Muhabirimiz Emirkul Kerimov'dan ötken haftanın haberlerini alıyoruz. Özbekistan'da milli matbaacilik, nashrlikka katta ahamiyat berilmoqda. Halk ma'naviyatini boyitishda muhim o'rin tutgan bu soha bozor munosabatlariga o'tib davrida paydo bo'lgan qiyinchiliklarga qaramay yaxshi rivojlanib bormoqda. Ayni paytda mamlakatimizda 120 ta bosmaxona, o'nlab nashriyotlar faoliyat ko'rsatayotir. Birgina o'tgan yilning o'zida respublika matbuotchilari 40 milliondan ortiq nusxada 1040 nomdagi turli xil adabiyotlar, maktablar va oliy o'rta maxsus o'quv yurtlari uchun darsliklar nashr etdilar. Yurtimizda ayni paytda 390 ta gazeta, 70 ta jurnal uzluksiz chop etilmoqda. Bishkekdagi gelişmeleri almak üzere söz Durdubek Osonov'dan. Kırgızistan'da ilimli cana madaniyatın körünüktü işmelerin materyalı cahtan kolduğu maksatında Respublikan Prezidenti Askar Akayet'in ukazı yarık gördü. Anda 1995 yıldan 1. fevralından başlap bir yıllık müyönetki Kırgız Respublikası'nın iliminin cana madaniyatın körünüktü işmeleri için Kırgız Respublikası'nın prezidentinin ay sayın değerliği için 20 stipendiyası belgilendi. Kırgız Respublikası'nın iliminin cana madaniyatın körünüktü işmeleri için Kırgız Respublikası'nın prezidentinin stipendiyasının ölçümü ayına 500 somdu tüzep. Atalgan stipendiyalar tölepleri sosyallıktan korgo jana koldo boyunca prezidentlik fondun akça harajatlarına neseyenen jürgülöp turgandığı belgilendi. Respublikanın prezidenti ötken jılda madaniyat işmerlerin koldo maksatında prezidentlik fondun neseyenen çıgarmaçıl kolektiflerge materyallık karajat bölgündüğü belgülü. Demek Respublika ekonomikalık boğur havalda turgan kezde de adamdın ruhi baylığı göksörgösün, nak nasili tömendögösün degen niyette prezident daima kamkorduk görüp gelgenin basa görsötü gerek. Geçen günler objektifini Akdeniz'e çeviriyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Respublikası Prezidenti Rauf Denktaş, Rum yönetimi lideri Klavkos Klerides'e tinçlik çağrısını tekrarlayarak "Gel insanca barış yapalım, biz tinçliğe hazırız, Türk tarafı ciddi şekilde tinçlik istemektedir" dedi. Prezident Rauf Denktaş, Limassol direnişinin yıl dönümü sebebiyle düzenlenen anma toplantısında Rumların Avrupa Birliği'ne üyelik teşebbüslerine değinirken, Kıbrıs Türk'ünün egemenliği tanınmadan ve Türkiye tam üye olmadan Avrupa Birliği'ne girilemeyeceğini kaydetti. Sırada Orta Doğu var. Ötken yıl Ramazan ayında fanatik bir İsraillinin Halil Camii'nde ibadet eden 29 Müslümanı öldürmesini protesto maksadıyla Filistinliler ötken hafta içerisinde çeşitli nemayişlerde bulundu. Filistinliler Halil Camii yakınında yanan barikatlar kurarak Filistinli askerlere taş, çöp ve lastik attılar. Hürmetli seyirciler, haftaya yeni haberlerle tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ ol Erdal. Evet, şimdi sırada yine Nasrettin Hoca'nın güzel bir fıkrası var. Hoca bir yaz gecesi bahçesindeki kuyudan su çekmeye gider. Açar kuyunun kapağını, kovayı tam kuyuya daldıracakken gökteki ayı kuyunun dibinde görür. Hayret eder, şaşırır fakat bir anlam veremez. Canı sıkılır. Gökte duran koskoca ay kuyuya nasıl düşer? Kendi kendine sorar bulur ve üzülür de bu duruma. Sonunda ayı kurtarmaya, kuyudan çıkarmaya karar verir. Sarkıtır kovayı ve hemen çeker. Bakar ay yine yerinde duruyor. Kovada yalnızca su var. Allah Allah! Bu nasıl iş? Olmadı herhalde der, kovaya gelmedi. Daldırır yeniden kovayı, yine olmaz. Tekrar eder. 1, 3, 5, 10, 20 Hoca kararlı. Ama ay bir türlü kovaya gelmez. Ümidini yitirmeye başlar. Son bir kez daha sarkıtır. Kova suyla dolar. Ama artık yorulur hoca. Yavaş yavaş çekmeye başlar kovayı. Kova bu defa da kuyunun kenar taşlarına takılır. Tamam der hoca içinden. Bu sefer yakaladım galiba. Bu duygularla ipin ucunu bırakmaz. Daha sıkı sarılır. Çeker ha çeker. İp bu. Kuvvete dayanmaz ve bir süre sonra orta yerinden kopar. Bizim hoca da sırt üstü kuyunun yanına. Kendini sırt üstü yerde bulduğu an gözü göğe ilişir ve birden sevinmeye başlar. Çünkü ay dede gökyüzündedir. Parlak mı parlak? Bu sevinçle söylenir kendi kendine. Der. Bu kadar çabaya değdi doğrusu. Yorulmasına yoruldum ama ayı da yerine oturttum. Vay valla Nesrettin. Nur içinde yat. Nur içinde yatsın. Şimdi sırada Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilas'ın yer aldığı sözlük bölümümüz var. Geçen programda, ötken programmada hazırki zamandan söz ettik. Türkiye'nin hazırki zamanı alıyorum, alıyorsun. Bu başka lehçelerde yok dedik. Ama başka bir hazırki zaman Türkiye'de var. Almaktayım. İşte bu makta afiksi başka lehçelerde var. Demek ki biz almaktayım desek bunu anlamak, bunu düşünmek asanrak, daha kolay. Almaktayım. Yalnız tabii şahıs bildiren afiksler, ekler özgeriyor, değişiyor. Almaktayım. Diyelim ki Özbekistan'da mesela almaktamen. Almaktamen. Türkiye'de almaktayım. Almaktayız.
köplük olsa almaktasın, almaktasınız. Demek ki bu almakta bizim başka lehçelerimizde de var, Türkiye'de de var. Bir de ötken zamandan, geçmiş zamandan başkalarından işittiğimiz, başkalarından işitken geçmiş zaman var. Türkiye'de almışım. Bu başka lehçelerde yok. Başka lehçelerde gan ile. Algan men, algan sen, algan. İşte bu Türkiye'de gan afiksi ornuna, onun yerine Türkiye'de mış afiksi ile oluyor. Almışım, köplük olsa almışız. Almışsın sen, köplük olsa almışsınız. Almış, köplük olsa almışlar. Bu başka lehçelerde demek ki algan men, algan sen, algan şeklinde oluyor. Mış'ın karşılığında gan'ı öğrensek, gan'ı bilsek bizim için birbirimizi anlamak, düşünmek kolay oluyor. Sayın seyirciler, malum Ramazan ayındayız. Bu bölümümüzde önce teravih ve bayram namazından söz edilecek ve daha sonra da sizlere muhteşem bir cami tanıtılacak. Türkiye'deki camilerden mi? Evet, Koca Sinan'ın Edirne'deki o eşsiz eseri Selimiye Camii. Ramazan ayının kendine has adetleri, ananeleri vardır. İslam'ın şartlarından biri olan oruç, Ramazan ayında tutulur. Oruç, kötülüklerden uzaklaşma, iyilikleri hakim kılma faaliyetidir. Ramazan boyunca yoksullar doyurulur, kimsesizler ziyaret edilir, kırgınlar, dargınlar barışır, barıştırılır. Bu ortamda her şey gibi toplu ibadet de yapılır. Bu ibadetlerden biri teravih namazlarıdır. Ramazan boyunca yatsı vakti kılınır. Kadın, erkek, binlerce Müslüman bu maksatla her akşam bir ayrı camiye koşar teravih namazı için. Bayram sabahının ve bayram namazının heyecanı bir başkadır. Bir aylık oruç ve ona bağlı ibadet sona ermiş ve artık Müslümanlar bayram yapmayı hak etmişlerdir. Bayram namazı da teravih gibi yine toplu halde kılınır. Namaz sonrasında camide bulunanlar birbirlerini tanısın tanımasın bayramlaşırlar. Mimar Sinan, dünya mimarlık tarihinin zor şahsiyetlerindendir. Osmanlı Devleti'nin yükselme devrinde minlerce eser vermiştir. Osmanlı Cihan Devleti'ni mimarlık abideleriyle süsleyen inşacılar kervanının başında gelir. Koca Sinan adıyla da anılır. Son büyük eserlerinden biri Edirne'deki Selimiye. Mimar Sinan, 80 yaşında yarattığı bu muazzam yapıya ustalık eserindir. Cami, Osmanlı Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar dünya mimarlık tarihinin de mühim eserlerindendir. Yapımı 1569'da başlamış, 1575 yılında tamamlanmıştır. Mimarlık tarihine İç mekan bakımından en geniş cami diye geçen Selimiye Camii, yapı olarak 1575 metrekarelik bir alanı kaplar. Duvarları kesme taştan yapılmıştır. Selimiye Camii, içeriden yüksekliği yaklaşık 42, çapı 32 metre olan kubbesiyle dikkati çeker. Kubbe, 6 metre genişliğinde kemerlerle birbirine bağlanan ve fil ayağı denen dev sütunlar üzerine oturur. Eser, iç mekan açısından eşsizdir. Yapıyı kubbenin eteklerindeki 32 küçük pencereyle caminin dört yüzünde yer alan ve üst üste 6 sıra oluşturan pencereler aydınlatır. Selimiye Camii'nin
Mimari özellikleri kadar ilgi çeken bir başka yanı da taş, mermer, çini, ahşap, sedef gibi değişik malzemelerin kullanıldığı süslemelerdir. Caminin mihrap ve minberi mermer işçiliğinin mühim eserlerindendir. İçeride tam ortadaki müezzin mahfili 12 mermer sütun üzerine oturtulmuştur. Altında küçük mermer havuz vardır. Kubbe ve yarım kubbelerse son derece canlı, özgün kalem işiyle bezenmiştir. Caminin üçer şerefeli 4 minaresi vardır. Bu minarelerden giriş yönünde bulunan 2 tanesinde şerefelere tek merdivenle çıkılır. Öbür 2 minarede ise 3 şerefeye ayrı ayrı çıkan 3 merdiven vardır. Selimiye Camii, cami, medrese, hamam, türbe, imaret gibi birçok binadan oluşan ve külliye denen yapılar topluluğunun bir parçasıdır. Mimar Sinan, külliyenin öbür yapılarının boyutlarını küçük tutarak tüm dikkatlerin cami üzerinde toplanmasını sağlamıştır. Bu muhteşem eser Edirne'ye ayrı bir özellik verir. Şimdi sıra doçent doktor İbrahim Yoldaşev'in sözlük bölümüne geldi. İbrahim Yoldaşev bizlere bugün içtimai teminat mevzundan bahsedecek. Aziz teletomoşabiller, bugünkü sohbetimiz içtimai himoyaqilish haqida bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, insoniyat ibtidoiy jamoat tuzumidan bugunga qadar bir qancha bosqichlarni bosib o'tdi. Bu o'tgan davrlar ichida insoniyat o'zi uchun bir qancha lozim bo'lgan ishlarni amalga oshirdi. Dastlabki bosqichlarda ovqat pishirib yeyishni, ust-bosh tayyorlab kiyishni, o'ziga boshpana qurish kabi ishlarni o'rgandi va o'zining bularga bo'lgan ehtiyojlarini qarshiladi. So'ngra turli xavf-xatardan himoyalanishni ham o'rgana bordi. Asta-sekinlik bilan ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi va buning natijasida yangi narsalar ijod qilindi. Shu tariqa inson hayoti va nasli rivojlanishda davom etdi. Albatta, insoniyat bu ishlarni o'z aqli va zakosi soyasida amalga oshirdi. Oldida paydo bo'lgan qiyinchilik va xavf-xatarlarni bartaraf qila borish natijasida dunyo ko'rishi va tafakkuri rivojlanib bordi. Endi u dunyoga farqli ko'z bilan qaray boshladi. Tabiiyki, ishlab chiqarishning takomillab borishi bilan birga insonlar ba'zan tahlikalar bilan qarama-qarshi ham kelishdi. Ba'zan zarar ham ko'rishdi. Bunday holat yillarcha davom etdi. 1935-yili Amerika Qo'shma Shtatlarida qabul qilingan bir qonun bilan ishchilarning bir qismiga ba'zi haq-huquqlar berildi. Keyinchalik ijtimoiy himoya qilish nomi bilan tanilgan bu huquqlar butun dunyoga yoyila boshladi. Asosan 2-chi dunyo urushidan so'ngra dunyodagi barcha davlatlar bu qonunni qabul qildilar. Xo'sh, ijtimoiy himoyalanish nima degani? Qisqacha aytadigan bo'lsak, mehnatkashlarning o'zlariga bog'liq bo'lmagan tarzda jismoniy va iqtisodiy jihatdan zarar ko'rishlarini oldini olish yoki ularni imkon darajasida kamaytirishga ijtimoiy himoyalanish deyiladi. Bu aytib o'tgan zarar va tahlikalar nimalardan iborat? Bularga quyidagilar kiradi. Masalan, xastalik, ish vaqtidagi jarohatlanish, o'lim, mehnat qobiliyatini yo'qotish, homiladorlik va farzandli bo'lish kabilardir. Insonlar bu zarar va tahlikalar qarshisida ularga zarur bo'lgan insoniy yordamlarni ko'rsatuvchi tashkilotlar va bu zarar va tahlikalarni oldini olish bilan bog'liq barcha chora-tadbirlar ijtimoiy himoya qilish tushunchasini ifodalaydi. Tarixdan kunimizga qadar davom etib kelgan insonlarni ijtimoiy himoya qilish ehtiyoji fan texnikaning, xususan texnologiyaning rivojlanishi bilan takomillashib bordi. Hozirgi kunda esa har kim uchun taalluqli bo'lgan bu haq-huquqlar konstitutsiyalardan o'rin oldi. Natijada insonlarni ijtimoiy himoya qilish davlat tomonidan amalga oshiriladigan bo'ldi.
Devlet insanlardan mehnet faaliyetleri devam eder. Malum bir miktarda ularning oyliklaridan ushlab qoladi. İşçi yoki xodimlar bu bilan ijtimoiy himoyaga olinadi. Agar ular xasta bo'lganlarida yoki mehnat qobiliyatlarini yo'qotganlarida bepul davolanadilar va u kunlar uchun davlat tomonidan nafaqa oladilar. Bundan tashqari mehnatkashlar belgilangan yoshga yetganlaridan keyin yoki mehnat qobiliyatlarini yo'qotganlaridan keyin pensiyaga chiqarilgan va ularga davlat tomonidan nafaqa tayin etiladi. Bulardan tashqari ota-onasiz yetim bolalar, boquvchisi bo'lmagan qariyalar, tug'ilishdan e'tiboran mehnatga yaroqsiz bo'lganlar ham davlat himoyasiga olingandir. Xulosa qiladigan bo'lsak, davlat o'zining barcha fuqarolarini himoya qiluvchi tashkilotlarni qurish bilan ularni ijtimoiy jihatdan o'z himoyasiga olgandir. Bu bilan insonlarning kelajagi kafolat ostidadir. Zaten ijtimoiy davlat qurilishining asosiy vazifalaridan biri ham ana shundan iboratdir. Ve yine müzik dinleyeceğiz. Bu sefer dinleyeceğimiz müzik Asya'dan. Kahramanlar meskeni, zahmet hünler vatani. Kahramanlar meskeni, zahmet hünler vatani. Sana koştum nəğməmi, mənim Azərbaycanım. Şərətmi, şöhrətmi, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şərətmi, şöhrətmi, şanım. Vardır belə dağlar, harda vardır belə vüqar. Harda vardır belə dağlar, harda vardır belə vüqar. Ülfəti dost ilə bağlar, mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şerefimi, şöhretimi, şanım. Esirgemez töhvesin, bin nimetli behresin. Esirgemez töhvesin, bin nimetli behresin. Dosta açar süfresin, mənim Azərbaycanım. Şərəfimi, şöhrətimi, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şərəfimi, şöhrətimi, şanım. İllər uğurludur, vətənim qürurludur. Vətənim qürurludur, günəş kimi nurludur, mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım. Bir konağımız var bölümünde. Bugünkü konağımız kim olacak? Bugünkü konağımız Türkiye'den ama bize Kazakistan'dan seslenecek. Efendim ben Almata Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Özbey. 1,5 yıldan beri Almata'da Din Hizmetleri Müşavirliği hizmetini yürütmekteyim. Bu hizmetlerimizi Kazakistan Müftüsü Ratbek Nisanbayoğlu ile birlikte, Din Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmekteyiz. Geldiğimizden bu yana geçen yıl Ramazan'da ve bu yıl Ramazan ayında olmak üzere 20'şer din görevlisi getirdik. Bu görevlilerimiz Ramazan ayı boyunca hizmet verdiler. Ayrıca yine müftülüğün talebi üzere burada Kur'an kurslarında öğretmenlik yapmak üzere 8 din görevlimiz birer yıl süreyle hizmet vermektedirler. Hizmeti de olan görevlilerimizin yerine yine talep üzere yenilerini getirtmeye devam ediyoruz. Kazakistan müftülüğünün talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığımızın verdiği burslardan yararlanmak suretiyle 100 Kur'an kursu
öğrencisini İstanbul'a gönderdik. Bir yıl eğitimlerini gördüler, şimdi tatildeler. Tatil sonunda ikinci yıl eğitimlerini görmek suretiyle imam adayı olarak buraya dönecekler. Kendi köylerinde, kendi ilçelerinde imamlık hizmetlerini yürütecekler. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Kazakistan'da 4 cami yaptırmayı planlamıştır. Bu caminin bütün masraflarını Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Miçurin'de ve Talgar'da iki caminin temelini attık. Şu anda bulunduğumuz cami Miçurin Kolhoz Camii'dir. Kubbe betonu, kaba inşaat tamamen bitmiş durumda, sıvası başlamıştır. İkinci camimiz Talgar Merkez Camii'dir. O da bitme seviyesine yaklaşmış. Üçüncü camimizi bu yıl Kurban Bayramı'ndan sonra 3 ay önce temelini attık Nikolaevka'da. Dördüncü camiyi Nursultan Nazarbayev'in doğduğu yer olan Şamalgan'da önümüzdeki inşaat mevsiminde temelini inşallah atacağız. Hizmetlerimizi bu mimar üzere yürütmekteyiz. Ve ne yazık ki yine programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın derken Cimnaz'a da bana yardımları için çok teşekkür ediyorum. Size ben teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir gündü. Aziz tamaşaçılar hoşça kalın. Selametle.